أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki şerefiniz, izzetiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem sizlere hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, Huzeyfe İbnül Yaman radıyallahu anhuma kendisine isabet eder. O güne rastladığımda cehennem ateşine doğru yaklaşırım korkusu ile herkes Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hayırdan, hikmetten, faydadan yana sorular sorarken kendisi Peygamber aleyhisselama şerden ve fitnelerden soru sordu. Bu meseleyi çok önemsedi. Bu meseleyi çok içselleştirdi. Zira bu meseleyi onda refleks haline getiren, ilim haline getiren, büyük bir sıkıntı haline getiren de bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdi. Çünkü kendisi de bu meseleyi çok dert etmişti kardeşler. Neden olmasın ki? Mekke toplumunu Kur'an ahlakıyla eğitmişti. Daveti ta Medine'ye kadar taşımıştı. Mekke'den Medine'ye kadar her bir metrekarede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teri, gözyaşı ve kanı bulunmaktadır. Allah azze ve celle Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme o hayır dolu günlerin arkasından şerli günleri, fitneli günleri, ümmeti Muhammed'in yani kendisinin ümmetinin nasıl belalara düçar olduğunu gösterdi de peygamber bunu dert edinmeyecek de kim dert edinecek be kardeşim? Tıpkı bir annenin evladını koruma refleksiyle Peygamber aleyhissalatu vesselam mescitlerde, çarşılarda, pazarlarda, savaş meydanlarında bulunduğu her fırsatta dilini ümmeti Muhammed'i korumak için seferber etti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dinle Ebu Zeyd'i radıyallahu an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra hemen arkasından minbere çıktı. Ta ki güneş doğup zeval vaktine en yüksek tepeye çıkıncaya kadar nasihatte bulundu. Müslümanların nasıl bir belaya uğrayacağını, nasıl bir fitnenin içerisine yuvarlanacağını, o fitnelerin içerisinden nasıl kurtulacağını, nasıl kurtulması gerektiğini öğretmek için aleyhissalatu vesselam tam öğlen saatine kadar nasihat etti. Bitti mi? Namaz için minberden indi, namazlar kılındı. Herkes evlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle yemeğine mi? Hayır kardeşler. O senin ve benim lügatımda var. 12 ile 1 arasını, 1 ile 2 arasını kendine dinlenme yapan sensin ve benim Resulullah aleyhisselam değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar minberine çıktı. Dikkat et şimdi. Tam ikindi saatine kadar ümmeti Muhammed'e nasihat etti. Allahu Ekber. Kendisi vefat edip kıyamet anına kadar karşılaşacakları olayları bir bir anlattı. Ne zamana kadar? Tam ikindi saatine kadar. İkindi namazı için indi, namazlar kılındı. Peygamber aleyhisselam ve ashabı bir gölgelik bulmak için sokaklarda yürümedi. Hele boğazımız kurudu, bir yudum su içelim. Karnımız acıktı, bir lokma ekmek yiyelim. Yok kardeşim böyle bir şey. Aleyhissalatu vesselam tehlikenin farkındaydı. Ümmeti Muhammed tehlikenin içerisindeydi. Kendisi vefat edecek, kıyamete kadar halka halka, silsile silsile, büyüye büyüye ümmeti Muhammed fitneye düşecek. Kendisi söylüyor bunu aleyhissalatu vesselam. Ümmet arasında fitne girdiği gün, dikkat edin şimdi ne olur dikkat et. Ümmetin arasına fitne düştüğü gün büyüye büyüye çoğala çoğala artacak diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bitmeyecek. Yahu 2018'deyiz.
Suriye'deki fitne bitecek mi? Bitmeyecek, çoğalacak. Bunu ben öngörmüyorum vallahi. Bunu sosyologlar da öngörmüyor. O minberin sahibi aleyhissalatu vesselam söylüyor. Fitneler ümmeti Muhammed'e girdiği günün sabahında çoğala çoğala artacak kardeşler. Büyüyecek. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldılar. Sonra tekrar minbere çıktı. Ne zamana kadar hutbe iradeti nasihat etti? Ta diyor akşam güneşi çıkıncaya kadar. Ta özür dilerim, güneş batana kadar diyor nasihat etmeye devam etti. Subhanallah. Peygamber aleyhisselam bunu kendine dert etti kardeşim. Senin ve benim için dert etti. Sürükleneceğimiz bir akıbet için dert etti. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed'in, yani senin ve benim 2018 ve 2018'den sonra düşecekleri fitne yumakları içerisinde nasıl olmaları gerektiğiyle alakalı sürekli nasihatta bulundu. Biz geçen hafta o nasihatlerden birini gündemimize aldık. Yalnız vaktimiz el vermedi. Allah bugüne nasip etti. Bugün Allah nasip ederse bu hadis üzerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o tertemiz sözlerini işiteceğiz. Evet, Şam ehlinin güvenilir tabiinlerinden Ebu Umeyye Eşşabani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından Ebu Salebe el-Huşeni ile karşılaştı ve dedi ki ya Ebu Eba Salebe, Bismillahirrahmanirrahim, ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum, ey iman edenler siz kendinize bakın ayetiyle alakalı ne dersin dedi. Subhanallah. Maide suresinin 105. ayeti. Ey iman edenler, aleykum enfusakum, siz kendinize bakın ayetiyle ilgili ne dersin deyince Ebu Salebe ona döndü ve dedi ki vallahi sen bunu, bu meseleyi çok iyi bilen birine sordun. Allahu Ekber. Sen bunu, bu meseleyi çok iyi bilen birine sordun deyince hemen aklımızda, zihnimizde bir hakikati canlandırdı Ebu Salebe kardeşler. Ney? Allahu Alem, ben kendisi hakkında çok bir bilgi sahibi değilim, malumat sahibi değilim. Ancak diyelim ki kendisi Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhumalar gibi bir fakih, bir muhaddis, bir müfessir olmayabilir. Belki onların bildiği kadar bir ilme sahip değildir. Ancak bize bir hakikati öğretti. O da ne? Bildiğin karşısında asla susmayacaksın. Eğer bir hakikati biliyorsan, onun farkındaysan, o meselenin ilmi sende gizli ve saklıysa, yahu ben alim değilim, ben bu meselelerin detayına kadar çok bilmiyorum demeyeceksin diyor. 100 malumattan birine sahipsen, sen o hakikatin alimisindir, sen o hakikatin ilim ehlisindir. Onu insanlara, bilmeyenlere öğreteceksin, unutanlara hatırlatacaksın, amel etmek isteyenlerin elinden tutacaksın. Ebu Salebe döndü dedi ki vallahi sen bunu, bu meseleyi çok iyi bilen birine sordun. Ben de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaştığımda dedim ki ya Resulallah, bu ayet hakkında ne dersin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Salebe'ye döndü. Tabir yerindeyse yüreğinde bir ateş vardı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin. Hani minberden indirmeyen bir derdi vardı. Minberde sürekli konuşturan bir derde sahipti. O derdin anahtarı olduğu kapısını açtı Ebu Salebe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bakın şu cümlenin altını çizeceğiz. Sonra bu cümleye geri döneceğiz. Dedi ki birbirinize iyiliği emredin ve kötülükten uzaklaştırın, alıkoyun. Önce söze böyle başladı. Sonra dört şey saydı. Dedi ki bir, ne zaman ki cimrile boyun eğildiğini, cimrile boyun eğildiğini, iki, nefsani arzulara uyulduğunu, üç, dünyanın her şeye tercih edildiğini ve dört, herkesin kendi fikrini beğenmeye başladığını gördüğünde, şimdi dikkat edin kardeşler. Siz kendinize bakın ve halkı terk edin. Aleykum enfusakum. Siz kendinize bakın. Açacağız bunların hepsini inşallah. Sonra Peygamber aleyhisselam döndü dedi ki çünkü artık önünüzde eyyame sabır, sabır günleri vardır. Sabır günleridir.
Allah Resulü devam etti. O günlerde sabretmek kor ateşini avuçta tutmaya benzer. Allahu Ekber. O günlerde ameline devam edenlere sizin gibi amel eden 50 kişinin sevabı ile karşılık verilir. Bu hadis hem Ebu Davud'da hem de Tirmizi'de geçmektedir. Ebu Davud'da bir fazlalık var kardeşler. Sahabe sordu, dedi ki ya Resulallah, bizden 50 adamın yapmış olduğu amelinin ecri mi, yoksa kendi dönemlerinde amel eden adamların 50'si mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır, sizden yani sahabe neslinden 50 adamın ecri. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Evet aziz dostlarım. İnsanların önemsemeyip hayatlarına bir virüs gibi bulaşan bir takım kötü fiil ve amelleri vardır. İslam toplumunun en önemli aktörlerinden biri olan İslam davetçileri bu kötü fikir ve fiillere gözlerini yumar, bu meseleleri öncelemez ise ferdi çekip çeviren bu kalbi hastalıklar çok kısa bir zaman sonra toplumlara hakim olacaktır. Biz Kur'an ve sünnetin bize öğrettiği malumatlardan haberdarız ki davet ve irşat çalışmaları fertlerin İslamlaşmasına, toplumların İslam olmasına vesile olduğu kadar fertlerin ve toplumların İslam ahlak ve ahkamında kalmasına da fayda sağlamaktadır. Elhamdülillah. Mekke sokaklarında başlayan İslam daveti İslam düşmanlarının elini uzatamayacağı kadar derinliklere kök saldı. Elhamdülillah. Cahiliye karşısında ilmin, şirkin karşısında tevhidin, zulmün karşısında adaletin, fıskı fucurun karşısında ise ahlakın galip gelmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de İslam davetidir kardeşler. Ne zaman ki İslam toplumlarında, beldelerinde yaşayan, hani dedik ya, İslam toplumunun en önemli aktörlerinden biri olan İslam davetçileri fertlere bulaşan kirli fikir ve amelleri görmezden gelmeye başladı, duyarsız olmaya başladı. Emri bir maruf, nehyanil münker, İslam'ın hakim olduğu yerlerde hisbe teşkilatı adı altında çalışmalar cılızlaşmaya başladı. Kardeşlerim, ne yazık ki İslam düşmanlarının, şeytan ve dostlarının ekmeğine yağ sürüldü. Yahu ne olacak ki? Bu kadar fıskı fucur hayrın içerisinde, iyiliğin içerisinde, güzelliğin içerisinde erir gider, kaybolur. İki kulle su nasıl necaseti içinde barındırmazsa binlerce Müslümanın, binlerce davetçinin, binlerce alimin bulunduğu bir coğrafyada, temizlerin diyarında bu tür fikirler nemalanamaz, kuvvetlenemez, güç bulamaz diye davetçiler gözlerini yumdular. Kalplerinden bu duyguyu yavaş yavaş gidermeyi başladılar. İslam beldeleri. Şimdi altını çiziyorum. Senden ve benden önce yaşayan selef-i salihin, sahabe neslinin, sahabe sonrası tabi'in, tebe-i tabi'in, ondan sonra gelen nesillerin gözyaşlarıyla, terleriyle, kanlarıyla kurduğu tesisler, beldeler küfrün eline düştü kardeşler. Hayvanların dahi boynunu bükecek fahşa, fıskı fucur, ahlaksızlık, edepsizlik, ne derseniz deyin, haramlar İslam beldelerine hakim oldu. O yüzden davet çalışması çok önemli aziz dostlar. Ben anlıyorum ki benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Salebe üzerinden davetçilerin kulağına bir küpe taktı. Eğer dedi ey Ebu Salebe, ey Ebu Salebe gibiler, Muaz bin Cebeller gibi, Abdurrahman bin Aflar gibi, Eyüp el Ensari gibi dertli kişiler,
onlardan beslenen, onlardan güç alan, onlar gibi olmak isteyenler. Şimdi ne olur dikkat edin. Eğer iyiliği emir, kötülükten alıkoyma gibi büyük bir ameli bırakır, terk ederseniz ümmeti Muhammed bu dört tane hastalığa yakalanacak derecesine dedi ki birbirinize iyiliği emredin, kötülükten alıkoyun. Allahu Ekber aziz dostlarım. İşte İslam beldelerinin en önemli aktörlerinden alimler, ilmi böyle kabzetmiş olanlar, ayetlerden, hadislerden delil getirenler, bu toplumu unuttukları günün sabahında İslam beldelerine şeytan ve dostları hakim oldu. Maalesef aziz dostlar. Üç şey, ben dünyayı kastetmiyorum. Batıya hiç değinmiyorum. Amerika'ya hiç girmiyorum. İslam beldeleri benim derdimdir şu an. Benim ocağım yanıyor. Varsın Amerika, batsın gitsin. Bizim ocaklarımız şu an yanıyor. Suriye'sinden Filistin'den İran'a kadar, Afganistan'ına kadar, bilinmeyen topluluklara kadar la ilahe illallah Muhammeden Resulullah hakikatini söyleyenler, Allah Resulü'nün ve onun tezgahından geçmiş olan sahabelerin dert ettiği meselelerin şu an içinde kıvranıyoruz. Şu an bizim içlerimize dört tane fitne, tabir yerindeyse tohumuyla beraber ekildi. Şu an küfür ve cephesi bunun meyvelerini yiyor. Peki ne o kardeşler? Peki bizim içerimizde bulunan hastalık küfre nasıl bir zemin hazırladı? Şimdi onu da göreceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kendisine boyun eğilen cimrilik. Cimrilik. Aziz dostlar, infak etmekten korkar hale geldik. Almanların özellikleri şu an bizim toplumun genlerine yerleşti. Yerler, içerler, hesaplar ayrı ödenir. Bırakın artık arkadaşların hesapları ayrı ödemesini. Karı kocanın hesapları ayrı hale geldi. Lokantaya gidiyor, yiyeceklerin parasını karı ödüyor, içeceklerin parasını koca ödüyor. Ya diyor ben benzin yaktım diyor, benzini ben ödeyeyim, kalacağımız otelin masraflarını sen öde derler. Allahu Ekber. İnfak edemez hale geldik. Müslümanlar Allah'ın dini yayılsın, güç bulsun, hakim olsun diye maddi ve manevi değerlerini harcayamaz hale geldi. Geldik. Ya da getirildik, ne derseniz deyin. Müslümanlar cömertleri bir kenara bırakıyorum. Bunların da sayısı az, onlara değineceğim. Müslümanlar içerisinde infak edenler sabahında büyük bir pişmanlıkla uyandılar. Ya dedi keşke infak etmeseydik. Ya vermese miydik? Harcamasa mıydık? Şimdi çocuğun da bu servis parası çıktı. Okul masrafları, hanımın yiyeceği derken yaptığımız infaklardan da pişmanlık duyacak bir hale geldik. O yüzden ne olur kardeşlerim dikkat edin. Şu toplum içerisinde insanların cömertlik ruhunu ayakta tutmak isteyen STK'lar büyük iş yapıyorlar. Ama acı bir tarafı var. Aynı adamlar hep yardım yapıyor. Kötü tarafı bu. Hani dedi ki ümmetin çoğunluğu cimrilik hastalığına müptela kılınmış. Falanca dernek Arakan'a yardım yapıyor. Ya git listesine bak. İlk listedeki 10 kişi hep aynı adamdır. Somali'ye de o adam aynı yardımı yapıyordur. Arakan'a da o adam aynı yardımı yapıyordur. Doğu illerine de, batı illerine de, Karadeniz'e kadar fakirlerini gözeten hep 10 adamdır. Ya biz 10 adamdan müteşekkil bir ümmet değiliz. Şu Bayrampaşa'nın içerisinde Müslümanlar bir araya gelseler, cömertlik ruhunu ayağa kaldıracak işlerin içine girseler, vallahi bizim başka şeylere ihtiyacımız yok aziz dostlarım. Ama biz Allah'ın dinine yardım edecek maddi bir manevi güce sahip olmamıza rağmen, ne olur biz bu güce sahibiz. Kimse yalanlamasın. Biz bu güce sahip iken maalesef cimrileştik. Zenginler infak etsin. Fabrikatörler infak etsin. Ya Ahmet Efendi iyi zengin adamdır, ondan alalım. Yok kardeşim. Buna da değineceğiz sonra. Peki ben sana soruyorum be kardeşim. Allah Subhanahu ve Teala Ali İmran suresi 180. ayetinde bu hastalığı zemmetmedi mi? Tehdit etmedi mi bu hastalığın sahiplerine? Allah Azze ve Celle mübarek kitabının tertemiz sözlerinde şöyle seslenmedi mi? Bakın dikkat edin. Allah'ın lütfu ile verdiklerinden yana cimri olanlar. Dikkat edin, lafa bakın. Söze bakın. Cümleye bakın. Allah sizin yarattıklarınızdan demiyor.
Sizin yoktan var ettiklerinizden demiyor. Ne senin ne benim. Hiçbirimizin buna gücü yok. Allah'ın lütfundan verdiklerinden yana cimri olanlar bu tutumlarının kendilerine hayır olduğunu sanmasınlar. Bilakis onlar için kötülüktür diyor. Allahu Ekber. Bu durum, bu cimrilik, cimrilik hastalığı. Kendinize böyle hayır zannetmeyin. Elhamdülillah bugün de 3 lira cebimizde kaldı. İnfak edecek bir yer bulamadık ya da infak edeceklere rastlamadık da elhamdülillah bugün kısa yok. Bunu hayır zannetmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Daha sonra tehdit ediyor. Bakın dikkat edin. Cimrilik yaptıklarınızdan ayeti bazı mealciler şöyle çeviriyorlar. Diyorlar ki kıskandıklarından dolayı harcamadığınız şeyler. Kıskanıyor. Adam ihtiyaç sahiplerine vermeye kıskanıyor. Ulan ben çalıştım, ben terledim, ben gözyaşı döktüm, ben koşturdum. Şimdi ben gideceğim ihtiyaç sahibiyle bunu mu paylaşacağım dediği mal var ya. Maundur belki o. Yani küçücük bir parçadır, bir leğen parçasıdır, bir kaşık parçasıdır. Komşu bir bardak istemiştir. Onu dahi sakınacak hale geldik. O kıskandığınız mallar var ya, insanlara harcamaktan, insanlarla paylaşmaktan korktuğunuz mallar var ya, Allah diyor ki kıyamet gününde diyor, boynunuza diyor dolanacak diyor. Allahu Ekber. Boynunuza dolanacak. Gerdanlık mı yapılacak? Hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Onlarla mı süsleneceksiniz? Asla. Boynunuza bir zincir gibi, boynunuza bir kelepçe gibi vurulacak, halka takılacak, cehennem ateşine doğru belki sürükleneceğiz. Allah muhafaza. Yalnız ayetin bu kısmı çok önemli kardeşler. Allah ne diyor kardeşlerim? Göklerin ve yerin varisi diyor Allah'tır. O da diyor yaptıklarınızdan haberdardır. Şimdi Allah buna niye gadaplandı? Niye öfkelendi? Cimrileri Allah niye sevmedi? Kıyamet gününde tehdit etti. Çünkü Allah elimizde bulunan bütün maddi ve manevi değerleri, yetenekleri, maddi güçleri ne derseniz deyin hepsini lütfuyla bize verdi aziz dostum. Ve biz toprağın arasına karıştıktan sonra onun varisi de yine Allah'tır. Yine Allah'a dönecek. Çünkü Allah'ın kimsenin değil. Ya benden çocuğuma, çocuğumdan onun çocuğuna evvel yok ya. Beşinci nesilde senin binan gitti, çöp oldu, yerin dibine battı. Altıncı nesilde toprağını kaybettin, Allah'a döndü o. Neyin varisliğinden bahsediyorsun? Evlatlarıma kalsın, torunlarımıza kalsın. Torunlarının da torunlarına yetecek kadar diyorsun. Kalmayacak, kalmayacak. Her şey Allah'a kalacak. Çünkü mülkün sahibi tek odur kardeşler. Aldığımız nefese kadar, kırptığımız o gözdeki hareket gücüne kadar her şeyin sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Şimdi ne olur dinle. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde bizi böyle açık bir belik şekilde tehdit ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cimri olan bu ümmeti sizde müjdelemiş midir? Asla kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu dünya hayatında rastlayacağımız cimrilerin başına gelecek, cimri hastalığının başına gelecek olan durumdan bahsetti. Dedi ki cimrilikten sakınınız. Niye sizce? Cimrilikten sakınınız. Ondan kaçınınız. Böyle bir hastalığın sahibi siz olmayın. Neden? Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri diyor helak olmasına sebep oldu. Allahu Ekber. Sizden önce yaşayan bir kabile vardı. Sizden önce yaşayan bir ırk vardı, bir millet vardı. Toprağın altına gömüldüler. Neden? Çünkü cimriydiler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dinle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i. Her sabah diyor iki melek yeryüzüne iner. Sizce niye? Ümmeti Muhammed'in sayısını tespit etmek için mi? Hayır. İnsanlar neler yapıyorlar bundan bir haber olalım. Şahitlik yapalım diye mi? Vallahi değil. Aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah her sabah iki meleği gökten yeryüzüne indirir. Sebep? Bir tanesi o temiz dudaklarıyla der ki Allah'ım infak edenlerin, harcayanların, tabir yerindeyse malını sarf edenlerin karşılığını ver diye diyor dua eder. Diğeri ne der peki kardeşler? Allah'ım cimrilik yapanların da malını yok et diye dua eder. Allahu Ekber. Şimdi genel durumu tahlil etme anlamında bunu söylemiyorum. Acaba günün içerisinde iflas etmemizin, elimizdekileri kaybetmemizin, evimizin içerisindeki yangından tutun da dükkanımızı basan suyuna kadar acaba bir meleğin bedduasına mı uğradık evimizin içerisinde? Bizim içerimizde, sokağımızda, derneğimizde, evimizde cimrileşen,
Allah için harcamaktan korkayan, ümmeti Muhammed'in dertlerine karşı böyle umursamaz hale gelenler vardı da Allah bundan dolayı o meleğin duasını kabul etti de mallarımızı mı telef ediyor aziz dostum? Subhanallah. Bu infak edenlerin karşılığını ver iki şekilde anlaşılmış. Bir, Allah'ım onlara ecirlerini tas tamam ver. Amin diyoruz. İkincisi de eksilen mallarının yerine daha hayırlarını koy. Bu ikisi de bu duanın şerhidir kardeşler. Peki şimdi bakın daha acısını size söyleyeyim mi? Mallar gider. Doğru mu abi? Malı mülkü kaybedersin, arazini kaybedersin, evini kaybedersin. Araban yanar, kül olur, biter. Hepsi gider. Yarın gelir de gelir. Akıllanırsa geri gelir. Yalnız bakın dikkat edin, cimrilik hastalığına tutulanları Resulullah Aleyhisselam tehdit ediyor. Hadis uzun bir hadis, bir kısmını alacağım. Peygamber Aleyhisselam diyor ki cimriler Allah'tan, sonra cennetten, sonra insanlardan uzaktırlar. Allahu Ekber. Cimrilik hastalığına yakalananlar Allah'tan, cennetten ve insanlardan uzaktırlar. Peki soruyorum be kardeşim. Allah'tan uzaklaşan, cennetten uzaklaşan, insanlardan uzaklaşan nereye yakınlaşır? Aleyhissalatü vesselam diyor ki cehenneme de diyor yakınlaşırlar. Allahu Ekber. Bir kul Allah'tan uzaklaştığı an gideceği yer Allah muhafaza cehennemdir. Allah'tan uzaklaştığı an uzaklaşacağı ikinci şey cennettir. Peki insanlardan uzaklaşmak nedir abi? Bunu da Selef'ten Yahya bin Muaz o kadar güzel anlatmış ki. Diyor ki bakın kötü kimseler olsalar bile cömertler için herkesin kalbinde bir sevgi vardır. Allahu Ekber. Kötü de olsalar. Yani belki bir zinaya sahip adamdır. Faiz yiyen belki bir adamdır. Bilemiyorum. Sert bir adamdır. İnsanları kınayan bir adamdır. Bağırandır çoban gibi. Onu ben bilemem. Ama Yahya bin Muaz diyor ki kötü de olsa cömertlerin için insanların kalbinde bir sevgi vardır. Yok mu bu aziz dostum? İnsanlar cömertleri sevmiyorlar mı? Ya adam biraz kötü ahlaka sahip ama cömert bir adam demiyor musun Ali? Cömertleri sevmiyorum, yaklaşmıyor musun? Yalnız şimdi dikkat edin. Aynı sözün sahibi devamında diyor ki iyi de olsalar cimrilere karşı herkesin kalbinde diyor bir nefret vardır. Allahu Ekber. Adam alnı secdeli. Sakalı da var elhamdülillah. Her sabah namazından sonra Yasin-i Şerif okuyor Türkçesinden. Zikir deseniz tamam. Ama cimri. Fakir yok ya abi. Fakir mi var? Doğru. Sana göre. Ne harakanıymış. Hepsi uydurma abi. Keskiyorlar yap şeyleri, fotoğrafları. Cımbızlıyorlar. Ağlayan bir kadın. Kan akan bir erkek. Bağıran bir çocuk. Çırılçıplak derken bunların hepsi uydurma fasafiso. Dünya elhamdülillah süt liman. Sen rahatına bak diyen cimrileri kim seviyor be kardeşim göster. Suda yürüsen olacak bu adam. Havada uçsan olacak. Cimri ise insanların kalbinde onlara karşı bir nefret vardır. Gençler, vallahi bizim selefimiz fakirken infak etme bilincine sahip insanlardı. Fakirken. Biz selefin içerisinde, sahabenin içerisinde özellikle adımlarını takip etmemiz gereken insanların içerisinde misafiri açken evlatlarını uyutan, hanımıyla kendisini avutan, ışığını söndüren, tabir yerindeyse kardeşini kandıran demeyeceğim de aldanmasına vesile olan bir sahabenin devamıyız. Bir ürünüyüz onların tabir yerindeyse. Allah yolunda her şeyini seferber eden malının tamamını Ömer gibi yarısını, Abdurrahman bin Af gibi yeri geldiğinde yarısını infak eden bir neslin cimrilerin devamıyız kardeşim. Cimrileşmiş halleriyiz. Dün Selefi Salih'in kendisi dışında herkesi düşünüyordu. Ömer bin Abdülaziz'i hatırla ne olur? Halife olduğu dönemde yardımcısı yanına geldi. Ömer bin Abdülaziz hemen kalktı, oturduğu yerden fırladı. Dedi ki insanların hallerinden bana bildir. Dedi ki ey müminlerin emiri rahat ol, sakin ol. Sen, ben ve şu affedersiniz katırın dışında herkes dedi rahat eder. Allahu Ekber. Ya biz böyle bir tabirindeyse neslin devamı iken kendisinden başka kimseyi düşünmeyen bir hale geldik.
Bayrampaşa'daki fakirlere, caminin taşlarında yatan kadına, dilenen erkeğe, ağlayan çocuğa gözlerimizi yumduk. Arakan'a baktık, eyvahlar olsun dedik, dibimizdeki fakirleri unuttuk. Arakan için seferber olduğu insanlar umurumuzda değil artık. Cömertler istisna. Onlar da parmakla sayılacak kadar. Peki ne hale geldik biliyor musunuz kardeşler? Küfrün karşısında özür dilerim ama zelil bir haldeyiz şu an. Zelil bir haldeyiz. Yahu gücümüz var, vallahi var. Nedenine daha sonra yine değineceğim. Gücümüz var, imkanlarımız var. Ama biz cimri bir kalbe sahibiz. Pinti ellerin sahipleriyiz. Pinti zihinlerin sahibiyiz. Birleştiremiyoruz mal varlıklarımızı. Kardeşimizin yeteneği var. Manevi gücü var. Bunu bir türlü birleştiremiyor. Bir tabir yerinde ise sel olup yürütemiyoruz. Cimrileşmişiz acaba, cimrileşmişiz. Küfrün karşısında el pençe divan durmak zorunda kalmışız. O yüzden Suriye şu an aç. En yakın dibimizde şu an kış geldi, insanlar göreceksiniz. Sobalarına bir tane odun parçası bulamayacaklar, ısınamayacaklar. Sen ve ben peteklere yapışacağız ısınalım diye. Allah bunun hesabını bu ümmeti Muhammed'e soracak. Hem de nasıl? Kafirlerin o sert pençeleriyle soracak. Biz bunu hak ediyoruz, ben şahsım adına söylüyorum. Ne zaman ki biz yeteneklerimizi, imkanlarımızı seferber edeceğiz, birleştireceğiz, vallahi küfrün karşısında çok izzetli bir duruşa sahip olacağız. O güne kadar boynu bükük bir şekilde yetim gibi sokaklarda dolaşacağız kardeşler. Hepsi bizim nedenimizdir. Hepsi bizdendir. İki, Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki, nefsani arzularına uyanları gördüğünüzde, kardeşim ne kaldı ki soruyorum size. Bakın dünya beni ilgilendirmiyor. Batı toplumunun kokuşmuş medeniyeti şu an ilgilendirmiyor. Daha düne kadar Hollanda'nın sokaklarında erkek erkeğe, kadın kadınla evleniyor muydu abi? Başbakanlarına kadar, bürokratlarına kadar, siyasilerine kadar bu meseleyi yaptırtıp dünyada gündem oluşturup insanların kulaklarına su, gözlerine su, beyinlerine su, kalplerine su, kirli bir su soktular mı? Daha düne kadar birleşmiş kafirler bir araya geldiğinde eşleriyle beraber o ifadeyi kullanmak istemiyorum, hain insanın eşi erkek olarak gelmedi mi? Şimdi bırakın o tarafa. Kardeşim İslam beldelerinde yok mu be? Suriye'sinde yok muydu? İran'da yok muydu? Türkiye'sinde yok mu? Filistin'de yok mu? Tunus'ta yok mu? Libya'da yok mu? Her yerde var ya. Erkek erkeğe bir insan birbirine ihtiyaç hissediyorsa, kadın kadına insanlar birbirine ihtiyaç hissediyorsa, kadın çok özür dilerim, çok affınıza sığınırım kendi evladına. Lan bir baba kızına göz dikebiliyorsa bitmişiz abi biz. Nefsani arzuları gördüğünüz zaman hadisi cuk diye bize oturuyor. Ya dün haya vardı, haya. Edep vardı, namus vardı, iffet vardı. Osmanlı İslam devleti şu topraklardan kalkmayana kadar, Allah hamdolsun ki bu coğrafyada İslam hakim olduğu ana kadar izzet bizdeydi, ahlak bizdeydi, edep bizdeydi. Nerede şimdi sana soruyorum. Şu an geç, Allah rızası için saat gece 1'de. Ne olur söylüyorum bakın, gece 1'de uykundan bölün, hanımının yatağından kalk, gece 1'de şu sokağa git, parka git. Keyif yapan maddelerden dolayı beyni uyuşan, bileklerine, el bileklerine, ayak bileklerine vurulan prangaları kaldıramayıp yürüyemeyecek acziyete sahip gençler. Benim gencim kardeşim, senin gencin. Vallahi ya senin akrabandır ya bunun akrabasıdır. Senin ve benim kardeşim. Bonzai bu topluma gireli ne kadar oldu? Bir yılda yayılana bakın, İslam'dan daha fazla yayılıyor. Edepten ve ahlaktan daha fazla yayılıyor. Eğer sen ve ben gözlerimizi yumar, umursamaz olursak kardeşim, vallahi yayılmaya devam edecek. Şu saatte, saat gece 10'a geliyor şu an. 1, 2, 3 gecenin 3'lerinde evinde olması gereken genç kızlar barlarda, pavyonlarda maalesef iffet elbiselerini bırakır hale geldiler. Senin ve benim kızım. Senin ve benim kızım. Başkasının değil. Uzaydan gelmediler. Amerikalı değiller, İngiliz değiller. Alman vatandaşı değiller. Bu toplumun insanı. Git evine, vallahi annesi gece namazında dua ediyordur kızım erken gelsin diye. İffetini kaybetmemiş bir şekilde gelsin diye dedesi dua ediyordur. Babası ağlıyordur. Yapacağı hiçbir şey yok. Ümmeti Muhammed bu hale gelmiş. Müslüman davetçiler uyuyorlar. Alimler uyuyorlar. Perişan bir sokaklara sahibiz.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözünü aç Müslüman, gözünü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke sokaklarında, Medine sokaklarında nasihat etmediği an yoktu. Ya buna rağmen insanlar nefsine hakim olamayıp zinaya düştüler. Değil mi abi? Allah için soruyorum. Ve nefsi ve ma savvaha fe elhamaha fucurha ve takvaha kad aflaha men zekkaha ve kad habe men dessaha, buyuran Allah değil mi? Nefsi düzenleyen, nefse şekil veren, hem fucura, hem facirliğe, hem günaha, hem de takvaya yönelme kabiliyeti veren Allah değil mi? Allah diyor ki kim onu terbiye ederse, o nefsi ıslah ederse, onlar felaha kavuşmuştur. Kim de kötülüklerle onu doyurursa, o kötülüklerle onu örterse, o da kaybetmiştir, yıkıma uğramıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini terbiye etti. Nasihat etti çünkü sürekli. Canlı tuttu. Arada fire verildi. Nasihat devam etti. Dikkat et kardeşim, bak nasihatin etkisini gör. Emre bir maruf, nehyanil münkerin, davet çalışmalarının, irşat çalışmalarının nasıl bir sonuca geldiğini gör sahabe döneminde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler, dediler ki ya Resulallah, biz öyle bir kötülük işledik ki, öyle bir cürüm işledik ki ya Resulallah, Allah'a dua et bizi temizlesin. Ya Resulallah, biz senin ellerine temizlenmek istiyoruz diyerek tevvab ve gafur olan Allah'a sığındılar. Çünkü nasihat canlıydı, diriydi. Nasihat bir cılızlaşmaya başladı. Davet çalışmaları bir böyle sekteye uğraşmaya başladı. Sesler kısıldı. Kibarlaştık. Aman kimseye dokunmayalım. Kimseye bir şey söylemeyelim. Haram mı ya? Ne yapalım? Herkes kendi bacağından asılacak. Dedik, sustuk. Şimdi şeytanın ve dostlarının atına binen şaha kalkmış gençler bizim gençlerimiz. Abi sakallılarla dalga geçiyorlar. Çok geçecekler de. Geçsinler de. Umurumda değil. Biz bu halde olduğumuz müddetçe bari dalga geçsinler de bari kendimizi toparlayalım. Ne oluyor diyelim ya? Ne olmuş bu çocuğa? Geç şu sokağa. Vallahi canlı tanıklarıdır. Dün bu sokakta geçen çocuklar buradan geçtiler. Soruyorum orta öğretim şubelerindeki kardeşlere. Davet çalışması yapan sana, bana, ben kendime soruyorum. Soruyorum kardeşim. 9 yaşındayken o çocuk buradaydı. 10 yaşında da buradaydı. 11'de burada, 12'de burada. Liseye girdiği birinci günün sabahında parkta. Elinde bira şişesi, yanında kız arkadaşı, kafayı bulmuş, adım atacak halde değil. Nereden geldi be abi? Ha işte buradan çıktı. Kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Uyuduğumuz müddetçe kaybetmeye devam edeceğiz. Sustuğumuz müddetçe kaybedeceğiz. Pintileştiğimiz müddetçe kaybedeceğiz. Nefsini şaha kaldırmış bir nefsin bu toplumlara hakim oldu, hakim olmaya devam edecek. Aziz dostum, kaybediyoruz. Ne olur uyan artık. Yalvarıyorum, uyan. Bırak artık tefrikaya düşmeyi. Buna da değineceğim. 3. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, dünyanın her şeye tercih edildiğini gördüğünüzde, of, subhanallah. Dün bizim öyle bir sahabe neslimiz vardı ki genç kardeşim. Dünya ellerindeydi, dünyayı onlar yönetiyorlardı. Dünya bir köle gibi onların peşinde dolaşıyordu. Öyle bir hale geldi ki kalplerimize dünya sevgisini koyduk. Oyun ve eğlencesini koyduk, dünyanın esiri ve kölesi haline geldik. Mahkum biziz şu an. Yahu Allah Azze ve Celle bu dünyanın süsünü, eğlencesini, her türlü zevkini Adem oğlunun hizmetine sunmuşken, Adem oğlu o dünyanın içerisindeki nimetlere binsin de Allah'a yol yürüsün diye Allah yaratmışken, şu an biz eşyanın kulu haline gelmişiz. Eşya ilah, haşa ve kella, biz mahluk haline gelmişiz. Sanki bizi yaratan eşya, sanki bizi yaratan dünya, bütün tercihlerimizi dünyaya göre ayarlamışız. Kıytırık üniversiteler için kız kardeşlerin başını açtılar. Birileri tarafından açtırıldılar. Kıytırık makam ve mevkiler için genç kardeşlerimiz namazlardan, oruçlardan, zekatlardan uzaklaştırıldılar. Kimileri ahlakından, kimileri şahsiyetinden, kimileri de ahiretinden taviz veriyor. Ne için peki? Şu zemmedilen dünya için. Peki bunun bize ne zararı var? Peki bunun küfrün tabirinde ise ekmeğine yağ sürmekle Selahattin abi ne faydası var? Git Sevban radıyallahu anh'ın hadisini dinle. Hepinizin malum olduğu, hepinizin çok iyi bildiği ama bir türlü sarsamadığımız, birbirimizi tabir yerindeyse bir türlü sarsamadığımız bir hadis var ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya,
Yakında milletler yemek yiyenlerin başkalarını sofraya davet edeceği gibi sizle savaşmak için birbirlerini davet edecekler. Hatırladınız mı hadisi? İnsanlar birbirlerini yemeğe davet ettiği gibi küfür milletleri, münafıklar, müşrikler ne derseniz deyin, ümmeti Muhammed'i parçalamak için bir araya gelecekler. Nerede oldu bu olay? Daha Medine'de oldu. Nerede? Hendek gününde. Allah ne dedi o savaşa? Ahzab savaşı dedi. Hiziplerin savaşı dedi. Onlarca hizip bir araya geldi. Yahudiler bir araya geldi. Hristiyanlar bir araya geldi. Arap müşrikleri bir araya geldi. Münafıklar bir araya geldi. Peygamber aleyhisselamı ve sahabeyi sevmeyen, Allah'a savaş açmış, kitabına savaş açmış ne kadar millet varsa bir araya geldiler. Ne zaman? Hendek günü. Ahzab günüdür o yüzden. Şu an sanki benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Osmanlı İslam devletini yıkmak için Yahudisinin, Hristiyanın, komünistinin, laiğin, demokratın, kapitalistin, ateistin ne derseniz deyin, hangi izmi sayarsanız sayın, bir araya gelip ittifak edip koskoca İslam devletini yıkmak için mücadele edişini sanki gördü benim peygamberim. Bu hadisi rivayet eden yakın dönemdeki muhaddis şerh ederken bu Osmanlı ifadesini kullanıyor. Sanki diyor Resulullah aleyhisselam bunu gördü. Dört bir taraftan İslam ümmetinin başı olan halifeyi yeryüzünden kaldırmak için ellerinden gelen bütün mücadeleyi verdiler. Yalan deyin ne olur? Allah demiyor mu onların kalpleri birbirine karşı eğridir? Onlar birbirlerinin arkalarından iş çevirirler. Ama söz konusu İslam olunca, Müslümanlar olunca sanki benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem fakir, gariban, üzerinde elbisesi zor bulunan, ayakkabısı bulunmayan, terlikle mücadele eden Afgan halkına karşı birleşmiş kafirlerin bir araya gelmesini sanki gördü. Avrupa'sının oraya geldiğini, Amerika'sının oraya geldiğini, Asya'nın oraya geldiğini, Afrika'nın siyahi mazlumlarının dahi insanlara zulmetmek için seferber edildiği, bir araya getirildi. Ya münafıkları zaten sormayın. İslam beldelerinin en tehlikeli adamları onlardır. Onlar bir araya geldiler. Şu an Afganistan'ı ne hale getirmeye çalışıyorlar? Alçak insanlar. Sanki benim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktığında Allah azze ve celle Suriye'nin akıbetini gösterdi. Yahu Çin'ine varıncaya kadar hepsi buradalar. Çin'ine varıncaya kadar. İran mı diyeceksiniz orada? Batı ülkelerinin hepsi orada. En kıytırık Hollanda'sı bile şu Bayrampaşa kadar toprağa sahip Hollanda bile orada ya. Daha İsrail'i sayacağız, Amerika'sını sayacağız. Ya o hiçbirini saymaya gerek yok. Bütün dünya orada abiler. Nerede? İslam ümmetini boğmak için bir araya geldiler. Sahabe şaşırdı. Abi sahabe şaşırdı. Dedi ki ya Resulallah, biz sayılarımızın eksiğinden dolayı mı böyle bir musibete maruz kalacağız? Yani sen ya Resulallah, biz şu an fetihlerin birinden kapatmadan diğerine koşarken, beldelerin tek tek İslam olmasını görürken, gökten melekler inerken, Subhanallah ya Resulallah, bizim sayımız az mı olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır, sayınız az olmayacak. Siz selin karşısındaki çer çöp gibi olacaksınız. Subhanallah. 1,5 milyar olacaksınız ama dal hükmünde olacaksınız. 1,5 milyar olacaksınız ama ağaçtan düşmüş yaprak hükmünde olacaksınız. Akan azgın bir nehre karşı ne yapabilirsiniz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle dedi. Sonra daha acısını söyledi. Dedi ki düşmanlarınızın kalbinden sizin korkularınız giderilecek. Ben başka bir hadis biliyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan kafirlerin korkmasını 3 günlük mesafeye bağlıyor. 3 günlük mesafeden kalplerine korku gelirmiş. Allahu Ekber. Ömer bin Hattab bir elçi göndermesine gerek yok. İsmi yetiyor da. Kanuni'nin ordusunun Viyana kapılarına kadar dayanmasına gerek yok. Ultimatomu yetiyordu Fransa'ya. Şimdi esamemiz yok. Sesimiz çıkmıyor. Cılız. Hepimiz korkuyoruz. Ben başta olmak üzere. Hepimiz korkuyoruz. İslam ümmeti. Arabından acemine kadar her birimiz korkuyoruz. Amerika deyince Allah sanki bahsediliyor. Haşa. İsrail denince sanki Allah bahsediliyor. Avrupa denilince sanki Allah'tan bahsediliyormuş gibi korkuyoruz. Batsın uçakları, silahları. Peki bunun sebebi ne? Bakın bir sebebi bu hadisle anlatmayacağım. Bir parantez açacağım ne olur. Enfal suresi 73. ayetini buraya sıkıştırmak istiyorum. Bir sebebi var. Aziz dostum, benim ve senin yapamadığını yapmışlar. Ne? İman mı etmişler? Yok. Salih amel mi? Yok.
benim ve senin yapamadığın bir şeyi yapmışlar. Ney? Birbirlerinin velileri, dostları ve yardımcıları olmuşlar. Enfal suresi 73. Allah Azza ve Celle diyor ki, kafirler birbirlerinin velileri, dostlarıdırlar. Şimdi ne olur dikkat edin. Eğer siz de birbirinize dost, veli, yardımcı olmazsanız, kim o siz? Ümmeti Muhammed, iman edenler. Sizler bir araya gelmezseniz, birlik ve beraberlik oluşturmazsanız, yeryüzünü büyük bir fitne ve fesat kaplayacak diyor Allah Azza ve Celle. Küfür bunu başardı. Beraber hareket etmeyi öğrendiler. İslam ümmeti üzerinden, İslam ümmetini bir laboratuvar gibi kullandılar. Beraber hareket etmeyi öğrendiler. Halbuki her birinin birbirine karşı kalpleri kinli ve nefretlidir. Ama söz konusu İslam olunca birleşti kalpleri. Biz bir araya gelemediğimiz müddetçe bu esaretten yine kurtulamayacağız. Peki sahabenin sorusunu biz sorduk. Dedi ki ya Resulallah bunun sebebi nedir? Peygamber aleyhisselam dedi ki kalplerinize vehin gelecektir. Vehin. Vehin acziyettir. Vehin tabirindeyse çaresizliktir. Nedir peki vehin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Allahu Ekber. Dünya iliklerimize kadar işledi. Kalplerimizin içine girdi. Dünya sevgisi. Kalplerimizin içine girdi aziz dostum. Selefin dün elinde olan o sevgi ve muhabbet bizim şu an kalbimizde yer etti. Neyi doğurdu? Allah yolunda ölmenin biz bir türlü tadına varamayacak hale geldik. Korkuyoruz ki. Sen de korkuyorsun, ben de korkuyorum. Kusura bakma. Aman sesimizi biraz kısalım abi. Aman biraz susalım abi. Alttan alalım abi. Davetmiş, bırak abi bir kenarda dursun. Bak Peygamber aleyhisselam diyor ki halkın arasından ayır. Yok. Biz dünya sevgisini kalbimizden çıkarttığı an Allah yolunda ölmenin yollarını aramamız lazım. Hasan el-Benna rahimallah bize onu öğretti elhamdülillah. Seyyid Kutup rahimallah bize bunları öğretti elhamdülillah. Cihad meydanlarında ölmediler, davet sahalarında öldüler elhamdülillah. Davet sahalarında şehit edildiler elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4. madde, buradan sonra bitireceğim inşallah, affınıza sığınırım, özür diliyorum. Haddi aştıysam. 4. madde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki herkesin kendi fikrini beğendiğini gördüğünüzde, yani futbolu da en iyi ben anlarım, siyaset dersen zaten asıl mesleğim o, ilmi meselelere gelince Ebu Hanife'yi cepten çıkartacak fetvaları da ben bilirim deme anlayışı var ya bizde şu an, fert olarak da cemaat olarak da hiç fark etmez. Hakkın kalesi sadece biziz havasına büründüğümüzde, ehli sünnetin değişmez kalesi biziz anlayışına büründüğümüz müddetçe, bizden başka kimse yok, bizden başka en iyi bileni yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o güne diyor rastlarsanız, yok mu abi soruyorum. Vallahi bu 4 maddede zuhur etmiş içimizde. Bu maddeler gibi daha niceleri var, onları bir sonraki derste göreceğiz. Peygamber aleyhisselam kısaca diyor ki Mehmet kaç diyor. Kaç, nereye kaç ya Resulallah? Kaç diyor, halkın arasından kaç diyor. Nereye gideyim ya Resulallah? İnsanlara bulaşma, harama bulaşma. Fahşaya bulaşma, fıskı fucura bulaşma, kendini kurtar, başkalarını kurtaracağım diye onların değirmenlerinde övünme, un gibi övürler seni yoksa. Kime seslendi bunu Resulullah Aleyhisselam? Genel olarak zayıf olan benim gibi Müslümanlara seslendi. Dedi ki kaçın dedi, aman ha dedi. Eğer onların renginden, kokusundan, tadından size bir şeyler isabet edecek ve bozulacaksanız kaçın, önce kendinizi kurtarın. Peki bu hadisi hadi şimdi başa götürelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti? İyiliği emredin, kötülükten alıkoyun. Demek ki kaçışımız nereye olacak? Birbirimizi alacak. El ele tutuşacağız. Kenetleneceğiz. Bayrampaşa'nın altın tepsisinde, Kartal Tepesi'nde, Terazi Deresi'nde, Bağcılar'ında, Güneşler'inde, ne derseniz deyin ben bilmem, Mecidiyeköy'ünde bir araya geleceksiniz dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam. Sabır günleri. O sabır günlerinde sabretmek kor ateşi. Ateşin içerisinden çıkılmış bir parçayı avucunda tutmak kadar zordur dedi Peygamber aleyhisselam. O yüzden beraber olun dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Birbirinize burun kıvırmayın. Gözünüzün ucuyla bakmayın. Dalga geçmeyin birbirinize. Kınamayın. Zamanı değil. Vallahi zamanı değil. Değilse... Ya bırak şimdi küçük çocukları, ergenleri, seni ve beni içerisine fitneye sokacak bir dönemi yaşıyoruz. Haramlar kapılarımıza kadar ulaşmış. Evimizin içine girmiş, cebimizin içine girmiş, dükkanımızda, her tarafında var. Yutmak üzere olan bir ejderha gibi saldırıyor bize.
senin ve benim gibi zayıf olan kardeşlere Resulullah Aleyhisselam dedi ki bir araya gelin. Ama imanın güçlüyse, tabir yerindeyse, hani fıkıhtaki gibi iki kulle su pislik tutmaz, hadisindeki o iki kulle su gibi güçlü bir adamsan, sen deniz hükmünde, okyanus hükmünde biriysen, rengine, tadına, kokuna hiçbir şey necaset bulaştıramayacaksa kenara mı çekil? Asla. Şirkin, küfrün, fıskın ve fücurun karşısında tek başına da kalsan etten duvar olacaksın. Tek başına ümmet olacaksın. Ebu Zer radıyallahu anh gibi asla vazgeçmeyeceksin. Hakkı konuşmaktan vazgeçmeyeceğiz kardeşler. Bırakmayacağız. Şimdi gelelim hadisin sonuna. Biz bunları yaparsak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki size 50 tane sahabenin yapmış olduğu amelden aldığı ecir kadar ecir vardır. Başka bir hadis daha söyleyeyim mi abiler? Tıpkı diyor bana hicret edecek gibi, etmiş gibi, edecekmiş gibi sevap vardır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi buradan iki kişiye sesleneceğim, söz veriyorum, bitiriyorum. Bir, özellikle dert yakınmada haklı olan bacılarıma sesleniyorum. Ne anlamda? Dün fıskı fucurun içerisindeydiler. Kahkahalarla, bağırışmalarla, yaptıkları hal ve hareketlerle insanları etki altında bırakıyorlardı. Okudukları kitaplar vesilesiyle Allah onları aldı, imana yürüttü. Yaptıkları ikinci şey ne? Tesettür. Doğru mu abi? Siyah bir tesettür giydiler. Dediler ki olmaz, biraz daha üst olsun. Ellerini örtüler, yüzlerini örtüler. Sokakta kocasının dahi tanımayacağı bir ruh haline büründüler elhamdülillah. Asla kınamıyorum. İnsanlar onları kale almadılar. Halbuki ilim yuvasıydı. Halbuki ahlak abidesiydi. Halbuki mümtaz bir şahsiyetti ama başta anne babası, sonra kardeşleri, hısım akrabası, sokaktaki adama varıncaya kadar kimse onlara değer vermedi. Adam yerine koymadılar. Onların kirli sofralarında, tabirindeyse dudaklarında meze oldu. O falanca kız var ya, ya bakma öyle yaptığını, Allah bilir alttan ne işler çeviriyor dediler. Seni üzdü ya, seni kırdı ya, seni endişelendirdi ya. Yahu abi dedi, beni ayakta tutacak ne var dediğince, vallahi ne benim sana gücüm yeter, ne cemaatimizin gücü yeter, ne şu kitlelerin gücü yeter. Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini müjdeliyorum. 50 tane dahi ismini sayamayacağın sahabe kadınının tesettürden aldığı ecrin aynısını alacaksın. 50 tane kadına sayamayacağına, 50 tane bana kadın ismi say desem 5'ten sonrasında tıkanacağın, asr-ı saadette yaşamış kadınların tesettür anlayışından aldığı ecir ne varsa onun aynısını alacaksın. Yetmedi ha. Sanki kulaklarım şunu işitiyor. Abi ben peygamber döneminde olsaydım ona hicret etmek isterdim. Ailemden, akrabalarımdan, yaşadığım toplumdan soyutlanıp Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine sığınmak isterdim. Bundan yana da mutlu olmak isterdim dedin ya. Peygamber Aleyhisselam dedi ki senin için sana da bana hicret etmiş sevabı vardır. Seni bu tatmin etsin. Seni bu dinamik tutsun, güçlü tutsun. Kendisine makamlar sunulan genç kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Kıytırık makamlar için, mevkiler için, rütbeler için, elde edeceğiniz maaşlar için, dünyaya nikahlama adına sizden mehir olarak imanınızı isteyen, evet size sesleniyorum kardeşler. Sabredin. Eyyame sabır. Sabredin. Bu dönemde yaşamak çok zordur. Fitne döneminde yaşamak çok zordur. Gençlerin saçlarını beyazlatır bu fitneler. Bugünlerde toprağın altı toprağın üstünden daha hayırlıdır. Sabredin. Sabrederseniz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle hicret etmiş Ebu Bekir radıyallahu anh'ın onun gibi 50 tane sahabenin ecriyle mükafatlanacaksınız. Onun hicreti gibi hicretle mükafatlanacaksınız. Vallahi sana da bana da Peygamber aleyhisselamın bu müjdesi yeter ve artar. Biz konu başlığımıza eyyame sabır dedik, sabır günleri dedik. Bu günler çok zor dedik. Tabir yerindeyse Resulullah'ın ifadesiyle avucun içerisindeki kor ateşini tutmak kadar zordur. Onu kolaylaştıracak husus ümmeti Muhammed'in bir araya gelmesidir. Müslümanların sokaklarında, mahallelerinde bir araya gelmesidir. Birlik ve beraberlik içerisinde Allah'ın davasını savunmalarıdır. Geceniz mübarek olsun. Allah-u Teala sizi ve neslinizi, sizden sonraki zürriyetinizi fitneden, fesattan muhafaza buyursun.
Huzeyfe İbnül Yaman nasıl şerden ve fitnelerden korkup Peygamber Aleyhisselam'dan bunları öğrenmek için çabaladıysa, o çabanın aynısını bizlere nasip etsin. O fitnelerden uzak kalmak için bir araya gelmeyi, Allah yolunda mücadele etmeyi, şerrin bütün tuzaklarını bertaraf etmeyi Allah bizlere nasip etsin. Şu an Suriye'de, Filistin'de, Arakan'da, Afganistan'da, Türkiye'de, dünyanın neresini sayarsanız sayın, şer ittifakının Müslümanlara ördüğü bütün tuzakları Allah başlarına çevirsin. Allah-u Teala ümmete izzet dolu günler nasip etsin. Vallahi bu da olacaktır. Bundan sonraki derslerimizde göreceksiniz. Bugünlerden sonra ümmetin şahlanışı olacak inşallah. Gecemiz ve geceniz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.